Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Aksaray'da Tarım Platformu üyeleri bir araya gelerek miting oluşturdu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge AK Parti Grup Başkan Vekili Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düşman kapısında ebabil eyle ya Rabbi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz basın açıklamasında harekat sınır güvenliği için başlatıldı. Milli mücadele harekatı olan Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Destek söylemleri ortak dilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK, KCK, YPG, PYD ve DH mensuplarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Rabbim ordumuzu korusun ve ülkemize zafer ihsan etsin açıklamalarıyla dile getirildi. Ne demiştik? Bir gece ansızın geliriz demiştik. Sefer bizden, zafer Allah'tan, Allah ordumuza yar ve yardımcısı olsun. Amin. YPG, PYD, PKK, KCK, DH kahrolsun. Amerika'da beraber. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Amin. Amin. Ben Kürt kökenli biriyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bayrağımız, dinimiz, ırkımız bir. Bu yapılan operasyon Kürtlere değil, bölücü vatan hainlerinedir. Biz Aksaraylı olarak her zaman bu tarz bölücü insanların karşısında dimdik duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Gece gündüz dualarımızla oradaki kahraman askerlerimizle beraber Allah onlara yardım etsin diyoruz. Amin. Şunu söylemek istiyoruz ki bu sınır ötesi yapılan operasyonda hiçbir şekilde baştan itibaren Suriye'de yapılan ameliyata karşı bir toprak bütünlüğüne, topraklarında gözümüzün olmadığını, Suriye'nin toprak bütünlüğünün elzem olduğunu ama orada yaşayan Arap, Kürt, bütün kardeşlerimizin burada huzur içinde yaşamasının temin edilmesini dünyaya duyurmuştuk. Ama ne yazık ki terör devleti kurulması noktasında teröristlere ciddi bir destek verildi. Ve bu uyarıların akabinde 20 Ocak saat 17'de burada operasyon, hava operasyonu ve dün itibariyle de kara operasyonu başlamış bulunmaktadır. Bu ülkemizin birlik ve beraberliği için, güvenliği için aynı zamanda Suriye topraklarında oradaki halkın huzur içerisinde yaşayabilmesi, terör unsurlarından DH gibi, PYD gibi, YPG gibi, PKK gibi terör örgütlerinden o bölgenin arındırılması ve bugün ülkemizde yaşayan Suriyelilerin de orada yaşayabileceği alanın açılması için de Zeytin Dalı dediğimiz operasyonumuz başlamıştır. Operasyon ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı nasıl 15 Temmuz'da bu meydanlar dolduysa orada askerlerimiz, Mehmetçiğimiz, burada dualarımızla beraber bütün vatan evlatlarının yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Onlara dua ediyoruz, gazamız mübarek olsun diyoruz. Orada inşallah Allah'ın izniyle terör örgütlerine, teröristlere, terör devleti kurmak isteyenlere karşı ordumuz muzaffer kılınsın. Onlara buradan yapabileceğimiz bol bol dua etmek. Basın açıklamasının ardından eller tek gaye ile açılarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okunup dualar edildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde kadın seferberliği konulu istişare toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda hem belediyenin hem de STK'ların yapmış olduğu hizmetler anlatıldı. İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi'nin özellikle aile yapısını korumak adına hayata geçirdiği 2014-2017 yılı sosyal hizmet faaliyet raporlarına değinerek ailenin güçlenmesini ve toplumumuzun mutluluğunu istiyoruz. Ne yazık ki kadınlarımızın farklı problemleriyle karşılaşıyoruz ve toplumumuzda en çok kadınların mağdur olduğunu görüyoruz. Mutlu bir aile yapısı için öncelikle kadınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor dedi. Burada bizim amacımız 4 sene boyunca Mart ayı ile beraber inşallah 4 senemizi dolduracağız.
birçok projelere söz verdik ama bunların içerisindeki en önemli projelerimiz bizim kadınlarımıza yönelik yaptığımız projelerdi. Aileyi korumakla ilgili yaptığımız projelerdi. Yani aslında başlangıç noktası, işin ilk noktası hep kadınlarımıza yönelik çalışma olmuştu. O nedenden dolayı kadın aktivite merkezinin işte bitmesi, bir taraftan da aynı şekilde TOKİ bölgesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde yine aynı şekilde bir aktivite merkezinin yapılması, bununla beraber kadın koordinasyon merkezimiz, AKMEK kurslarımız hep hanımlarımıza, kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalardı. Bu çalışmalarda biz şunun farkındayız ve biliyoruz ki kadınlarımız bu işe sahip çıkarsa hem ailemize sahip çıkıyor, hem memleketimize sahip çıkıyor, hem de bizlere aslında bir yön veriyor, bir yol gösteriyor. O nedenle sizlerin fikirleri, sizlerin bakış açısı, sizlerin şehrimize katacağı güzellikler bizim çalışmamızı çok iyi noktalara getireceğini söylemek istiyorum. Bu tür bir birlikteliği oluşturduğu için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir toplantı olacak inşallah. Burada tabii bu yapılacak çalışmaların içerisinde bizlerin belediye olarak dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de kadınlarımıza ve zor durumda olan hanımlarımıza yönelik yapılan çalışma. Bugün özellikle salı günleri ben bunu çok yoğun bir şekilde yaşıyorum. Biraz konudan konuya atlayacağım, kusura bakmayın. Doğaçlama konuşacağım, böyle sıralı bir şey yazmadım ama yani içinden gelerek konuşmak istiyorum bunu. Şimdi salı günleri benim yaşadığım en büyük dram şu, genellikle kadınlarımız geliyor, ya çocuğun da kucağında bir çocuğu ya da evinde 3-4 tane çocuğunu söyleyerek eşinden ayrıldığını, yani ailesinin, yuvasının yıkıldığını ve çok zor durumda kaldığını, bunun mukabilinde iş isteyen de var, tabii aş isteyen de var, farklı konularda yardım ve destek isteyen kadınlarımız var. Ve şunu çok net bir şekilde gördüm ki en çok mağdur olan kadınlarımız. Çünkü erkek, ben de erkeğim ama çok kızdığımı söylemek istiyorum. Çünkü bir aile oluşturuyorsunuz, kuruyorsunuz. Hiçbir sorumluluğu üstünüze almıyorsunuz ama bütün sorumluluk ve yük o kadınlarımızın sırtında. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, Neşe Hasibe Yazgı ise toplantıda şehrimize ve insanımıza sahip çıkabilmemiz için öncelikle kadınlarımıza sahip çıkmalıyız mesajıyla Kadın Koordinasyon Merkezi'nin aile ve kadınlar için hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler verdi. Evet, her şey bir kadınla başlar dedik ve bundan 3 yıl önce de Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. İşe çocuklarımızla, geleceğin anneleri ve babalarıyla başladık. Okumak her şeyin başıdır dedik ve okuma grubunu kurduk. Büyüdü, 25 şehre yansıyan, panellerini bakanların izlediği Anadolu Mektebi'ne dönüştü okuma grubumuz. Ve hayatın her alanında başrolde olan bir kadının neye ihtiyacı yoktu ki diye düşünerekten elimizden geldiğince her yerde elinden tutmaya çalıştık ihtiyaç sahibi olan ilk bebek malzemelerini verdik gene ihtiyaç sahibi olan annelerimize. Onlarla oturduk, iftar sofralarında birlikte oturduk, davet edildik. Bu 3 yıl boyunca hep ihtiyaç sahibi içerisinde veyahut da herhangi bir derdi, yani sadece maddi değil manevi olarak sıkıntı yaşayan aileleri bile bizzat ziyarete gittik. Hasibe Yazgı, ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için öncelikle cumartesi pazarı pazar alanında hanım eli pazarı kurulması yönünde çalışmalara başladıklarını söyledi. Hanım eli pazarının oluşturulmasını güzel bir imkan olarak değerlendiren Hasibe Yazgı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt'la birlikte projeyi hayata geçirdiklerini ve bunun için ilk olarak kadın pazarı projesini hayata geçiren belediyeleri ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek hanım eli pazarı hakkında detaylı bilgiler verdi. Bu arada bayanlarımızın bir de kadınlarımızın el emeklerini yapıyorlar. Bazı bayanlarımız işte AKMEK'te, aktivite merkezlerinde yaptıklarını, hobi olarak yaptıklarını bir maddiyata veyahut da bir geri dönüşüm olayına çevirmek istiyorlar. Kendilerine bir akar olsun diye düşünen arkadaşlarımız var. Gene aynı şekilde becerikleri olup da bunları satmak isteyen kadınlarımız var. Veyahut da evlerine gelir sağlamak isteyen bayanlarımız.
Biz de dedik ki kadınlarımızın el emeklerini gelir kaynağına çevirmeleri için sadece kadınların olacağı bir pazar açalım. Ve kadınlarımızı mis kokusu, narin yapısı ve zarafetiyle simgeleyen bir çiçeğin de ismini pazarımıza uygun gördük. Hanım eli pazarı dedik. Kadın üretim pazarı, kadın pazarı şeklinde geçiyor birçok yerde. Biz daha narin bir şey olsun istedik. Pazarımıza da hanım eli pazarı dedik. Bunun için de Adana'ya ve Mersin'e ziyaretlerde bulunduk. En rağbet gören pazarlar. Adana'daki pazar 19 yıldır devam ediyor. Ticaret Odası Kadın Girişimciler Başkanımız Aysun Hanım'la birlikte gittik biz bu pazara. Toplantıda hem belediyenin hem de STK'ların yaptığı hizmetler anlatılırken daha iyi hizmetlerin yapılabilmesi için görüş ve öneriler dile getirildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın önemli projeler arasında yer alan Piri Mehmet Paşa alt geçiti trafiğe açıldı. Şehir içi trafiğin önemli ve kilit merkezlerinden olan bölgede Aksaray Belediyesi taşıt trafiğini yer altına alarak Küçük Kergi Caddesi'nden başlayıp Migros ve Efor AVM önünden 1300 No'lu sokak üzerinde projelendirdiği Piri Mehmet Paşa alt geçit inşaatı çalışmalarının bitmesiyle sürücüler yolu kullanmaya başladı. ...514 metre uzunluğundaki alt geçitte 550 adet fore kazık çakıldı. Alt geçidin hizmete girmesi ve trafiğin yer altına alınmasıyla bölge trafiği rahatlarken alt geçidin duvarlarına yapılmakta olan Aksaray Belediyesi logo temalı çalışmalar, aydınlatma, kaldırım ve çevre düzenlemesi trafik akışını etkilemeyecek şekilde devam ediyor. Aksaray'da Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu'nda düzenlenen karne alma törenine katılan Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı karne alan öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Evet çocuklar, bugün karnemizi alacağız. Öneme getireceğiz. İnşallah 15 gün dinlenmeyi hak ettiniz. Ama 15 gün boyunca dinlenirken boş durmayacağız. Evet. En önemlisi 15 gün içerisinde kitap okuyacağız. Hem de ilk dönemde eksik kaldığımız konuları bir örnek gözden geçireceğiz. İnşallah ikinci döneme de bu dinlemeden sonra daha başarılı bir şekilde başlayacağız. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun dinlenmeyi hepiniz hak ettiniz. İkinci dönemde daha başarılı bir dönem geçirmeniz dileğiyle hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki öğrencilik hayatınızda da başarılar diliyorum. İlimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatilinde Aksaray'da okul öncesi 28 bağımsız anaokulu ve 189 ana sınıfında 7492 öğrenci, 211 ilkokulda 26499 öğrenci, 138 ortaokuldan 28527 öğrenci ve 71 genel, mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim okullarından 20310 öğrenci olmak üzere toplam 448 okulda 82828 öğrenci ve yaygın eğitimde de 6752 öğrenci karne aldı. Sayın Valim, size mağdur hediyesi. Aksaray genelinde 620 idareci ve 4581 öğretmenle birlikte öğrenciler 2 haftalık sömestr tatiline girdi. 22 Ocak 2018 Pazartesi günü ise okullar 15 günlük ara tatile girecek. 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 1.066.068 öğretmen de 2 hafta dinlenme fırsatı bulacak. Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Pekmez ve Başkan Yazgı, öğrencilerin sevincini paylaşırken karne töreni sonunda okul spor salonunda açılışını gerçekleştirdiler. İlimizin kültür ve turizm potansiyellerinin tanıtımı için Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Emit Fuarı'na katıldı.
Aksaray Valiliği koordinasyonunda Aksaray Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, Güzel Yurt, Gül Ağaç, Sultanhanı, Kaymakamlık ve belediyeleriyle turizm bölgelerimizde yer alan diğer belediyelerimiz ve turizm sektöründe bulunan acente ve işletmelerin temsilcilerinden oluşan ekip 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilimizin tanıtımı faaliyetlerinde bulunacak. Aksaray'ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcayan Aksaray Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu ana arterler başta olmak üzere il genelinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezine düşen kar yağışının ardından gece saatlerinden bu yana aralıksız çalışmaya devam ediyor. Toplamda 300 ton tuz kullanan ekipler dün akşam birçok caddede ve mahallede karları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Aksaray merkezde en kritik noktaları temizleyen ekipler ayrıca hastanelerin etrafını trafiğe açarak ulaşımı sağladı. Park ve bahçelerle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kaldırım ve ara sokakları elle açma çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele için 7/24 hizmet veren ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların sürücüler ve yayalar açısından emniyetli hale gelmesini sağlıyor. Açılan yollar kar yağışının devam etmesi nedeniyle tekrar kapanırken ekipler sürücüleri yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aksaray Meslek Edindirme Kursları 2018 ikinci dönem kayıtları başladı. Aksaray Belediyesi'nin güçlü kadın, güçlü toplum inanışıyla yola çıktığı, üreten her kadının evini bir atölyeye çevirdiği ve 2010 yılından bu yana özellikle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle her geçen gün büyüyen binlerce kadına el becerisi kazandırmak amacıyla devam ettirdiği Aksaray Meslek Edindirme Kursları 2018 ikinci dönem kayıtları başladı. Akmek Birim Sorumlusu Canan Köse, kadınlara yönelik en kapsamlı yerel yönetim okulu olan Aksaray Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının heyecanla beklenen yeni dönem kayıtlarının başladığını belirterek yine bir ilk ile Aksaray Belediyesi'nin ilk kez bir mahallede kurs açtığını söyledi. Şu anda Akmek kurslarımızın tüm ikinci dönem kurs kayıtlarımız başlamış bulunmaktadır. Birinci dönem kurs kayıtlarımızı 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle bitirdik. Bitirdiğimiz kurslarımızdan mezun olan kaydını yaptırıp 2000'i geçkin öğrenci grubumuz kayıt yaptırıp 1000'e yakın öğrenci gruplarımız katılım sertifikası almaya kat kazanmıştır. İkinci dönem kurs kayıtlarımız şu anda bugün 22 Ocak 2018 tarihinde başladı. 7 Şubat 2018'de bitecek kayıtlarımız. Tüm birimlerde, 4 birimde olan AKMEK birimleri bu sene ilk defa açılacak olan Hamdiye Mahallesi'nde onunla beraber 5. birim olarak faaliyete geçecektir inşallah. Hamidiye Mahallesi'nde yeni açılacak olan Vecihi Hatun Kadın Aktivite Merkezi dahil olmak üzere 5 birim ve 40'a yakın branşta kayıtların devam ettiğini kaydeden Köse, yeni kayıt dönemiyle ilgili bilgiler verdi. AKMEK Merkez binamızda toplam bu sene ikinci dönem kurslarımız hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere 24 branşta kurslarda kayıt yaptırılmaktadır. Adise Akmek Sanat Atölyesi'nde hafta içi akşam karma kurslarımız ve hafta sonu olmak üzere şu anda bulunan kurslarımızda toplam 18 branşta kurs kaydı yapılıyor. Birinci dönemde ilk defa açılan Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde bu dönemde ikinci dönem olarak da faaliyete geçecek olan kurslarımızda toplam hafta içi akşam, hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere orada da 14 adet kurslarımıza kayıt yapılacaktır. Aksaray Belediyesi'nin bu dönemde, ikinci dönemde bir ilki daha gerçekleştirerek ilk defa Aksaray'ın mahallesi olan Hamidiye Alaca'da Vecihi Hatun Kadın Aktivite Merkezi açılacaktır. Oranın kurs kayıtları da yarın itibariyle başlamaktadır. Oraya da 14 tane branş kurs kayıtları alınacaktır. Tüm kurs kayıtlarımız kendi birimlerde alınmaktadır. Kültür Park Spor Salonumuzdaki olan
spor faaliyetleri kurslarımızda kendi binamızın, kendi spor salonunda alınmaktadır. Bu bilgiyi de bir not olarak verelim. Kurslarımız 12 Şubat itibariyle başlayıp eğitime 11 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her hafta düzenlemiş olduğu halk gününde vatandaşları makamında ağırlayarak hem sorunlarını dinliyor hem de çözüm üretiyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın makamında gerçekleştirilen halk gününde vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Başkan Yazgı, vatandaşlardan sorunlarını çekinmeden anlatmasını istiyor. Aksaray Belediyesi'nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği halk günü toplantılarında vatandaşlar her konuda taleplerini Başkan Yazgı'ya iletiyor. Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Görüşmedeki taleplerin takip ve işin sonuçlandırılması için hazırlanan formda başkan notunu alarak ilgili birime iletiyor. Bazı talepler anında yerine getirilirken zaman gereken konularda ise hazırlanan form desteğiyle iş takibi gerçekleştiriliyor. Vatandaşla ilgili bilgilerin hazır bulunduğu formla ilgili müdürlük tarafından takibi yapılıyor. Ayrıca dosyalanan formlardaki bilgilerle halkla ilişkiler birimince kişiyle iletişime geçilerek işleyiş hakkında bilgiler alınma yoluna gidiliyor. Bununla hem iş takibi hem de kurumun halkla ilişkileri gerçekleştirilmiş oluyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri karkış demeden yol çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Olimpik kapalı yüzme havuzundan Müftülük Camii önüne kadar olan yol ve Büyük Bölcek Mahallesi Şeyh Hamit Ali Demir Caddesi'nde başlayan sıcak asfalt yol ve yama çalışmaları tamamlanmış olup vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu çalışmalara ara vermeyen Aksaray Belediyesi şu an itibariyle Cumhuriyet ve Fatih Mahallesi'nde yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın her noktasına hizmet götürebilme adına mevsim şartları ne olursa olsun çalışmalarımızı devam ettirdik. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Hemşerilerimiz rahat olsun. İçinde yaşadığımız bu güzide şehir Aksaray'ımız yapılan hizmetleri fazlasıyla hak etmektedir. Siz halkımızdan aldığımız güç ve destekle ve bizlerin çalışmalarıyla hizmetlerimizi tüm şehrimize yayma çabasındayız dedi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere, hoşça kalın.